الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. İmanın rükünlerinden birincisi Allah'a iman etmendir. كيف نؤمن بالله؟ Allah'a nasıl iman edeceğiz? تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وتؤمن بوجود الله. لا تشك في وجود الله. Allah'a uluhiyet tevhidiyle, rububiyet tevhidiyle, isim ve sıfat tevhidiyle ve Allah'ın mevcut oluşuyla iman edeceğiz Allah'a. نعم. ما هي الأدلة على وجود الله؟ Allah'ın mevcut olduğuna delil nedir? أدلة كثيرة جدا. Buna delil gerçekten çoktur. يمكن أن نجمع الأدلة في أدلة أربعة. Bu delilleri dört delilde toplayabiliriz. نعم. الأول العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذه المخلوقات إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد سبحانه وتعالى. Birinci delil akıl akli delildir. Akıllı bir kimsenin yere ve göğe bakan bir kimsenin bu kadar mahlukatı gören bir kimsenin yani bir yaratıcının yok demesi mümkün değildir. نعم. الثاني الحس ترى بعينك شيء مثلا أو تسمع بإذنك. يعني الآن تكون في كرب شدة تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج هذا دليل محسوس. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وإذا بالمطر ينزل بالغيث ينزل هذا دليل محسوس ملموس نراه. نعم. İkincisi ise hissi delildir. Hissi delildir. Bu ise mesela bir kimsenin Allah'a dua edip ondan sonra Allah'ın bu duasını kabul edip icabet edip onun isteğini yerine getirmesi gibidir. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veya sahabelerin yağmur duasına çıkıp ardından yağmur yağmur yağması gibidir. Zira bu yağmuru yağdıran kimse Allah'tır. Naam. El-thalith el-fitre. Kul mevlud yulad al-fitre fehu yuthbit vücud Allah subhanahu ta'ala. Üçüncü delil ise fıtrat delilidir. Fıtrat üzere doğan her çocuk, her küçük çocuk Allah'ın var olduğuna inanır, iman eder. Naam. El-rabi' el-şer'a. El-edille min el-kitab ve's-sunne kesire cidden fi isbat vücud Allah subhanahu ta'ala vallahu a'lem. Dördüncüsü ise şeriattaki yani kitap ve sünnetteki delillerdir. Bu hususta kitap ve sünnette gerçekten çok deliller vardır.